O tablolar var ya biraz evvel verdiğim. Evet. Dünyada ilk ve tek Cebrail aleyhisselamı getirtecek tablolar bunlar. Evet. Yani cifir Ben böyle bir getiririm şey yani. demiyorum. Öyle bir şey Evet. yok. Öyle bir iddiam yok. Sorularda en çok hani bir kategorize yapmak gerekirse Evet. en çok cifir nedir? Cifir üzerine sorular sorulmuş ve merak edilen bir konu cifir. Evet. Acaba bu konuya girsek cifir konusuna. Tabii gireceğiz. Zaten bilgi paketçikleri demek, cifirin içindeki kurgu demek. Evet. O paketçikler içinde cifir var. Cifir nedir? Sanki cebire benziyor ama Evet. öyle değil. Daha başka bir şey. Oradan mı açılış yapalım? Evet, Cifirden mi? cifirin kökeni nedir? Neden cifir deniyor? Evet. Şimdi Allah'ın ilmine, bizim bilmediklerimize alemin gayb diyoruz. Gayb alemi, kayıp alem. Onu Allah'ın bildiği, bize bildirmediği, bizim Evet. bilemeyeceğimiz şeyler. Niye bilelim ki? Allah'ın üst katında neler oluyor arşın üstünde? Niye bilelim ki? Aklımız sırrımız eremez ki. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir hücremiz içimizdeki ya da şu kepek gibi bir hücre tutuyor beni görüyor. Mümkün değil. Bırak o hücre olarak kalsın orada. Ve benim ilmimi yapamaz kocaman vücudumun. Evet. Gibi. Şimdi biraz karmaşık anlattım ama şöyle gelebiliriz cifire. Paketçikleri hatırlıyorsunuz dün Evet. yazdık. Kan grubu gibi bir şey elde ettik. Evet. Onda A, B ve 0 olmak üzere dörtlü. evet. Bunlardan şey çıkardık. İkili sistemler Evet, çıkardık. ikili sistemler çıkardık. Bunlar cifirin matematik bölümüydü. Matematiğe Evet. benzer. Cifir iki bölüm oluyor. Birisi de gametriya. Geometrinin bir dalı gibi. Evet, geometri. Evet, gametriya. Gametriya Yahudiler almışlar. Öyle dejenere etmişler ki artık karı koca ayırma ilmi. İlim demekse, ne Evet, demekse evet. ilmi. Karı koca ayırma ilmi yapmışlar. Papaz büyüsü ilmi falan. Evet. Biz bu hurafelerden çıkacağız. Allah'ın bilgi paketinde neler var bugün görmeye çalışacağız. Nedir? Bir boyuttur. Bir boyut anlatalım. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yine 0. Bu bir tekillik. Bir boyut. Ama iki boyut değil. Evet. Bunda iki boyut yok. Tek boyut var bunda. Şimdi güzel bir şey anlatacağım. Bu tek boyutu iki boyut yaptığınız zaman bilmem 1 metre ise bu 1 metrekare oluyor değil mi? Evet. 3 boyutlu yaptığımız zaman 1 metreküp Küp oluyor. oluyor, metreküp. 4 boyutlu yaptığımız zaman şimdi oraya geliyorum. Evet. 4 boyutlu olduğu zaman ne oluyor? Metreküp falan kalmıyor Evet. artık ortada. Evet. Nasıl bir şey oluyor Evet. dört boyutlu da? Bu sıra sayılar içinde Allah tek sayıları seviyor. Kendi de tek. İşte hakkı üç bile derler. Allah'ın hakkı Evet. üç bile derler. Evet, tek sayılar. Bakın bir sayısı kendine bölünebilen ve her şeyi bölen bir sayıdır. Bir kereye mahsus. Buna asal diyelim. Asıl sayı diye. Bir kere mahsus koyalım. İki sayısı. Bir kere mahsus kendine kullanılabilir. İki gibi. İki de bir Evet. asal sayı oluyor. Bir kere mahsus. Üç zaten asal sayı. Dört değil. Çünkü biraz önce söylediğim 2'nin karesi. 5 asal sayı bir kereye mahsus. Çünkü 10, 15, 20, 25 olduğu zaman kendini katlıyor. O da bir bekletelim. 6, 3'ün 2 katı vesaire asal sayı değil. 7, evet. 7 gökten hatırlayın. 7 nota, 7 Evet. ses, 7 renk. 7 asal bir sayı. 8 değil. 9 asal bir sayı değil ama 19 özelliğinden dolayı kendini asal gibi ortaya atıyor. Gösteriyor, asal Evet. gibi gösteriyor. Şimdi bu birinci sıraydı. İkinci sıraya geçiyoruz. Evet. 11 asal. 12, 13 değil. Ha 13 asal. 13 asal. 14, 15 değil. 16 değil. 17 asal. 18 değil. 19 asal. Bunu fark ettiniz mi? Evet. Arada bir sürü şey gitti. Ne kaldı biliyor musunuz geride? Evet, şimdi resim de geldi. Evet. Evet. Bakın. 11, 13, 17, 19 asal sayılar.
Altında 11'in altında 21 var. 7'ye ve 3'e bölündüğü için o kalmıyor. Evet. 31 var, 41 var. 51 gene 17 ve 3'e bölünüyor. 61, 71 var. 81 yine 3'e ve 9'a bölünüyor. 27'ye bölünüyor. 101 ve, var. Evet, o var. Dikkat ettiniz mi? Her şey 4 direğe indirgendi. Evet. Fark ettiniz mi? Evet, 4'e ayrıldı. Altta da zaten üsttekinin aynısı var. Ne diyor? 101, 103, 107, 109. Evet. Üstte ne var? 11, 13, 17, 19. Evet. Ama burada 4 tane direk gördünüz mü? Evet. Yani bariz bir şekilde göze çarpıyor. 4 direk var. Yani aşağı doğru inen 4 evet, sütun adı, var. 4 ayrı sütun evet, var. Rakam sütun. Bunların adı 1 direği, 3 direği, 7 direği ve 9 direği. Evet. 1, 3, 7 ve 9. Ya da 19 direği. Neyse. Evet. Şimdi bunun arkasına gidiyoruz. Hı-hı. Evet. Bakınız 4 direği birleştirdik. Evet. 4 direği birleştirirken 1 direği, 3 direği, 7 direği, 9 direğini gördük. Evet. Ve yıldızlar bölünebilen sayılar. Hı hı. Asal olmayıp asalımsı, hani 9 örneğinde olduğu evet, gibi. Evet, 9 3'e sayılar bölündüğü halde 19'a yükseldiğinde, Kur'an sırrıdır bu. Evet. Kendini asaldan asal sayı yapıyor. Şimdi arada bir tane şey var galiba, bir 45 derece. Evet. Şeyi yine tam ekran olarak alabiliriz belki. Oradan devam edelim. Evet. 11'den kaça gidiyor? 11'den aşağı 101'e kadar gidiyor. Arada evet, 11, 31, 41, 61, 71 ve 101. Evet. Şimdi cifir şöyle başlıyor. Asal sayıların 4 tane asal sayının 11, 13, 17, 19 gibi üçlü, yedili falan sayıların bir dikine evet, dik olarak bir şeyler yapması, direkler oluşturması. Evet, direkler oluşturmuş. Bariz bir şekilde evet, göze çarpıyor. Bunlara burada arşın direği diyoruz. İyi de arş nerede? Ben burada bir şey göremiyorum. Bir evet, de bakalım arş nerede? Evet, arş nerede? Sıradaki şeklimiz geldi. Geldi. Önce tek tek gösterirsek, tek tek göstermemiz gerekiyor. Evet. Birinci de göreceksiniz, o şeyler vardı ya, yıldızlar. Evet, yıldızlar. Yıldızlardan 4 tanesini aldık. Hı hı. Yıldızlardan. Niye yıldızlar var? 21 hı hı, bölünebiliyor, 27 bölünebiliyor. Evet. 39 bölünebiliyor, 49 bölünebiliyor. Değil mi? Evet. Biz bunları aldık. Bir dikdörtgen çıkardık ya da şey paralel kenar çıkardık evet, oradan. Evet. Aynı şekilde aşağı indik. Hı hı. Orada da gördük bunu. Evet. Ve en son en altta gördük. Evet. Üç tane evet, dikdörtgen çıktı. Orada yatay çıktı. Sabit. Evet. Önce arş evet, ve değişken arş olarak evet, isimlendirilmiş. Allah'ın arşı 7 kat. Hı hı. Ve 3 tabaka. Bunlar burçlarla müsemma, yani bağdaştırılmış, evet, onlarla operatör kılınmış. İlk sabit arş. Evet. Sabit arş nedir? Allah'ın arşıdır, hiç dönmez. Evet. Öyledir. Ama en alttakine bakın, değişken, değişken arş. Değişken arş. Bize yakın olduğu için, büküm denen bükümler dolayısıyla döndüğü için, hı hı, o da öyledir. Öncü arş var ortada. Evet. Öncü arş nedir? Öncü arş, dönme ekseninin olduğu arş. Hı hı. Orada arş dönmeye başlıyor. Sabitken hı hı, bu eksene dayanarak dönmeye başlıyor. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi 4 direğin içinde 3 tane de tabaka çıktı. Evet. Bunları açacağız şimdi. Hı hı. Bu geometriya bilimi evet, çok sırdır cifirin. Evet. Onu da söyleyeyim, benden başkası bilmez bu açıklaması. Sırlı öğretiler de veriyoruz şu evet, anda. Evet, evet, evet. Evet. Bunlar dünyada ilk ve tek oluyor. Başka yok yani. Evet, dünyada işte, ilk ve tek olarak cifir ilmini evet, böylelikle açıklamış oluyoruz evet, sevgili değer. Şimdi gelelim bundan sevgidiğer izleyenlerin, dinlerlerin ilgisini çekecek olan burç bilimlerine. Burç bilimi evet. En çok evet, merak edilen konu da burçlar evet, zaten. Şimdi en üstteki 21'i gördünüz mü? Evet. 21'i. Evet. 27'yi, 30 hı-hı, ve 39, 30 şey kaçtı? Evet, şimdi tekrar geldi. Aha, 43 ve 49'u gördünüz evet, orada. 30
3 ve 39'u gördünüz. Evet. Bunların her biri, yıldızların her biri bir sabit burcu alametidir. Sabit burçlar şunlardır. Boğa. Boğa burcu. Akrep. Boğa, akrep. Akrep. Boğa, akrep. Aslan. Akrep, aslan. Kova. Aslan, kova. Kova. Bunlar sabit. Bunlar burç. Sabittir. Bu burçlar hani şey biraz takılacağım. Hı hı. Portakal orada kal der gibi. Hı hı. Hayatlarını değiştirmek istemezler. Sabit bir şekilde. Sabit bir şekildedir. Bunlardan çok enteresan. Üçü hayvan ama biri şeydir. İnsan. Evet. İnsan. Boğa, akrep ve aslan hayvan. Kova insanı, insanı temsil ediyor. İnsan. Kova hatta burcu. Vet denir ona. Vet denir. Evet. Vet. Evet. Bunlar sabit burçlar oluyor. Sabit burçlardır. Şimdi sabit burçların altına geçtiğimizde öncü arş var. Evet. Bakınız yukarıdakinin mesela boğaysa yıldızları Venüs aynı olduğu için terazi, havai grup. Hı hı. Öncü havai grup. Onun tersindeki aslansa yengeç. Aslansa yengeç. Mesela evet. Şey olarak söylüyorum. Öncülerden koç ve terazi var. Hı hı. Bütün bunlar mevsimlerin dönüşme noktaları biliyorsunuz. İlkbahar koç da girer. Evet. Teraziyle işte 23 Eylül şeyde değişir. 23 Haziran mıydı? 23 Haziran olması lazım. Biri öyleyse. Biri 20 Haziran. Hı hı. Bir tanesi de şimdi gece gündüz gene eşitlenecek bu ay içinde. Gireceğimiz ay içinde. Hı hı. O da 26 Eylül. Evet. Bunlar ekinoks dönüşümleri oluyor. Bu şekilde. Gelelim diğer en alttaki değişken burçlara. Değişken burçlar. Bunlar çok ayrıntı vermem artık. Terazi, terazi diyorum. Yay. Yay. Balık. Balık. Yayla balığın yıldız aynıdır. Ondan sonra ikizler. İkizler. Ve başak. Onların da yıldız aynıdır. Ve başak. Evet. Birbirlerine benziyorlar mı bunlar? Benzerler. Evet. Karakter aynıdır. Garip bir şey çıktı. Arşın evet. Direğinden burçları çıkardık. Burçları çıkardık evet. Şimdi biraz öbür tarafa geçelim. Sabit, Sphinx. Evet. Bakın orada işaretler var. Birinci işaret boğanın başı, evet. Boynuzlu. Boğa işareti. Boğa işareti. Hemen altında aynı yıldızı paylaştığı hemen altında... Terazi var. Terazi var. Boğa ve terazinin yıldızları aynıdır. Hı hı. Sadece biri toprak sabit. Evet. İnatçı. Hı hı. Ötekisi daha havai. Evet. Olan bir burçtur. Bunların uğurlu günleri cuma günüdür. Uğurlu günleri cuma. Uğurlu metalleri bakır. Cuma, C-U ya. Hı hı. Bakır, kupri. Hı hı. Bakır. Yine aynı mantıkla boğanın yanında aslanı göreceksiniz en yukarıda. Evet aslan burcu var en yukarıda. En yukarıda aslan var. Hepsini anlatmayayım bir kısmını anlatayım. Tamam, şöyle anlatayım. Aslan var onun altında evet. İkizler var sanırım. Evet. Hı-hı. Şimdi aslanın altında yengeç var. Yengeç var. Yengeç pardon, var. Yengeç. Aslan ve yengeç birisi baba birisi anneyi temsil eden birer burçtur. Birisi soy metaldir altın, hı hı. Öbürü gümüştür ayı temsil ettiği için evet. Gümüşlidir. Yine bu belki tekrarlarda programın tekrarında hı hı. Kendi kendilerine seyircilerimiz, izleyicilerimiz tekrar ederlerse ayrıntılar çıkacaktır ortaya. Hı hı. Şimdi bir de dalga gibi işaret var yukarıda. Kova burcunun simgesi. Evet. Onu gördünüz. Evet gördük. Evet, şimdi bakın burada bir şeyler çıkmaya başladı. Evet. Arşın dört direğinin yeşil renkli olanlarla çizdik. Evet. Üç tabakasını gördünüz mü arşın? Hani evet. Yatay tabakalar. Evet, üç yatay tabakada evet. Gözüküyor ekranda. Bir de yatay olmayanlar var, renksiz olanlar var. Hı hı. Onlar da yedi tabakadır arş. Evet. Ebced arşı diye başlar. En altta zigzag arşı diye biter bunlar. Evet. Allah'ın arşını merak edenler için işte burası. Evet. Ve matematik değerler olarak burası. Hı hı. Hemen sağına geçtiğiniz zaman da, en sağa geçtiğiniz zaman da bizim demin yaptığımız analizleri göreceksiniz. Evet. Şimdi garip bir şey oldu. Bakınız sayılardan,
sayılardan birdenbire burçlara geçti. Evet. Ha ben geçmedim. Sistem kendi geçiyor. Böyle bir şey bu. Başka bir şey. O sayıların bir dili var. Allah'ın arşında. Evet. Bir, ahindir. Bir kere ahin dediğiniz zaman siz duymadığınız bir ses, bir pastafor, bir görevli. Evet. Efendim der. Evet. Öyle kalsın. İki demek için bir kelimesi kullanacaksınız. Bir katriyalin. Bir katriyalin. Bir katriyalin. O da melek ismi herhalde. İki kere söyleyeceksiniz. Ha, iki. Bir kere söylerseniz duymuyor. Ha. Onun şeyi, olayı iki kere söylemek. Şimdi ben ahin. Bir katriyalin, bir katriyalin. Evet. Yine bir katriyalin, bir katriyalin. Yine ahin dedim. Evet. Ne yaptım biliyor musunuz? Ha. Abba yazdım. Abba. Abba yazdınız. Hani var ya müzik topluluğu Abba. Evet. Onu yazdım. Bunların melekleri var şu anda. İki tane ahin A harfi. İki tane bir katriyalin. Sonra devam ediyor. Celişin, Demyalin, Tıfyalin, Hetetuşin diye. Evet. Onların her biri bir harfe karşılık. Allah sayılara bizim bildiğimizin, düşündüğümüzün tersine ruh vermiş. Aa, melek bağlamış. Evet. Hatta kötü melekleri de bağlamış. Pastaforlar var. Aman çok kötüdür. Büyüye girdiği zaman iş. Yani bir melek düşünün. Size hayat veriyor, size hayatınızı kurtarıyor falan. Ama günü gelince de canınızı alacak olan da o melek. O Azrail yani. Evet. Onun için Allah'ın pastaforlarını şer ve hayır diye düşünmeyin. Bu pastaforlar nedir? Bu pastafor görevli melekler veya yeryüzünde ise cinler, periler falan filan. Evet. Yukarıdakilere ulvi yüce deniyor. Aşağıdakilere süfli yer kötücülleri, kötücül. Evet. Genel, İyiciler, kötücüler. Yani melekler iyileri temsil ediyor. Cinler ve... Peki buna ne lüzum varmış? Ha Allah onu da açık açık söylüyor. Peşin senet. Siz neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemezsiniz. Evet. İşte bu. Evet. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğinin bu şeyidir, ispatıdır anlatımlarım. Evet. Evet. Biraz karışık biliyorum, kabul ediyorum. Ama biliyorum ki bunlar birkaç kere izlenecek. Yani ben bunu anlayamadım. Bir daha baştan alayım. Dediğiniz zaman o tablolar var ya biraz evvel verdiğim. Evet. Dünyada ilk ve tek Cebrail aleyhisselamı getirtecek tablolar bunlar. Evet. Yani cifir böyle ben getiririm demiyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir ikram yok. Uluhiyet hiç yok bende. Mehdi falan da değilim. Peygamber hiç değiliz. Ben hiçbir şeyim. Sadece bir tek şeyim. Biliyorum, bilginim, alimim. Evet. Allah veriyor, biz atıyorduk. Evet, geçen programda bilgi paketçikleri oraya... Biraz önceki şekilleri gösterir misiniz tabii, bir daha? Tabii. O şey dahil, yeşil mavi renkli. Hı-hı. Bu dahil. Evet. Bakın burada da gördüğünüz gibi sabit arş nedir? Sabit olandır. Maviler, yeşiller var. Bunu birkaç kere işlediğim için bugün işlemeyeceğiz. Geçeceğiz bunu. Bunu geçeceğiz. O diğer ana büyük şekli veriniz. Evet. Lütfen. Büyük olan şekli, uzun olan şekli. Bu bir kenar. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet geldi. Bakın, ekrana. Bakın bilgi paketçiği nerede biliyor musunuz? Evet. En sağa gidin. Orada bir boğa burcu görüyorum değil mi? Evet. Bu bir yüzü boğa olan, bir yüzü aslan olan, bir yüzü terazi kova, insan olan bir burçtan bahsediyoruz. Bir yüzde ne oluyor? Akrep, kartal. Kartal olan. Akrep evet. Burcu akrep değildir, kartaldır. Ama bazen öyle bir intikam alır ki lanet olsun akrep demişler. Evet. Akrebin düzgünü çok kartaldır. Kartal burcu diye geçer. Evet. Bakınız şurada en sağda gördüğünüz şey bir sandık görüyor musunuz orada? Evet. Bir sandık var. İşte bu bilgi paketçiği. Evet. Bu bizim bilgi paketçiği. İçinde neler var? İşte hemen ortadaki şekle bakın. Sonra da baştaki şekillere bakın. Evet. Göreceksiniz matematiğe boğulmuş her yer. Evet. Artık geometriye boğulmuş her şey. Şimdi yukarıda bir sandık var.
altında da sandığın kapağı var. Evet. Sandığın kapağı, sandığa kapak olduğu anda bunun adı Tabut-ü Sekine oluyor. Aa, Tabut-ü Sekine evet, diye ahit bahsedilen sandığı, Kur'an'da ahit sandığı bu oluyor, bu şekilde evet. oluyor. Evet. Hani Kur'an'da geçiyor evet, ya Talut evet. şey, hı hı. Kral Talut'un da işte hükümdarlık nişanesi, sembolü. Evet. Şeydi, ona verdiğimiz Tabut-ü Sekine, sakin duran sandık. Hı hı. O sakin duran bir sandık değil arkadaşlar, candaşlar. O evet. başka bir şey. Onun adı nükleer füzyon sandığı, füzyon. Evet. Nükleer füzyon sandığı. Evet, sandığı. Evet. Ona kim dokunursa ait sandığına biliyorsunuz hı-hı. ölüyordu. Evet. Belirli kişiler dışında. Evet. Belirli kişiler derken nasıl bir şey ya diyeceksin. Ama ben söylüyorum zaten. Orada boğayı gördünüz mü? Evet. Yanında aslanı gördünüz aslanı. Mü? Demek ki bir boğa, bir aslan, hı-hı. bir akrep, ve bir insan evet. olan kova burcundan biri olmazsa bu sandığı kaldıramazsınız, ölürsünüz. Evet, evet. Kova burcundan birisi olması lazım yani. Hayır, dördü birden. Dördü birden olması lazım. Bunların dördü birden olmazsa hı hı. kim tutarsa tutsun yanar ölür. Evet.